Koltuklarda çok fazla kir yoktu. Hani öyle aman aman bastırarak ovalanacak çıkartılması gereken kirler yoktu. Koltuklar normal güzelce aldın. Sadece ben şunu yapmanı istemezdim. Koltukların yüzeyini aldın. Altını çevirdin, altındaki örümceğini, böcekli her neyse alt kısmı sildin. Daha sonra o bezle tekrar getirdin, minderlere sürdün. Bunu yıkadım. Yıkadın ama o bezi kullandın. Ama şey gelmedi, şöyle, örümcek ağa falan hiçbiri. Ama sonuçta altı kullandın. Aynı bezle sildiğin için. Şöyle bir şey, tamamen koltukları bitirip aynı İki bezle... İki bez kullanmamı söylüyorsun? Yani derileri ayrı. En azından şunu yapabilirdin. Hani oyalanmayayım iki bezle de dersen bütün minderleri, koltukların üst kısımlarını bitirip en son suyla o bezle alıp en son o suyu döküp bezle bir kenara bırakabilirdin. Zaman kısıtlı 4 saatin içinde. Zamanla hiçbir şey yok. Çünkü öncelikle koltukların yüzeysel koltukların oturma kısımlarını, minderlerini alacaktın. En son da atlarını alacaktın. Zaten cam da ufacık bir şeydi. Camı ben silmedim. Oyalayacak bir şey yoktu. Peteklerimi fırçalayarak sildim. Petek ne biraz Marşlapa daha... Marşlapayla suyla yıkayarak sildim özellikle. Doğrudur, eline sağlık ama hani sanki biraz daha böyle telle ovalansa biraz daha çıkabilirdi. İnan ovdum. Yani artık kirler yani, oturmuş. Tamam yani. Olmuş olabilirsin doğru ama hani sanki ilk girdiğimizdeki gözle gördüğümüz lekeler sanki hala hepsi duruyor aktı. Gibi böyle göze direkt suyumu çarpıyor görseydiniz, gibi. Suyumu hepsi aktı. Simsiyah ama şöyle bir şey yani bu evde halı silinmedi, koltuklar bir aman aman. Bir tek halı silmedim. Aman bu aman evde hani, bir tek halıyı silmedim. Aman aman yani ovalanacak. Öyle bir mutfaktan sonra buranın da o kadar yoğun olsaydı süre nasıl yetişirdi düşünüyor musun? Kadir Bey mutfakta tam bitmiş değil ki. Ha, koltuğun altında koltuğun yani, altında da kıyafetler vardı, poşetledim hepsini. Mutfağa geçeyim mi? Gel mutfağa geçelim. Tamam. Yani şimdi Nurhan diyor ki salon hafif bir salondu ama bu evde mutfak biraz daha ağırdı. Peki yani, dünkü salonla bu salon bir mi? Mutfağa gelince mutfak dediğim gibi çok fazla 4 saatin 2,5 saatini mutfağa ayırdın. Evet. Yani 2,5 saatte hadi diyelim 3 saatte 2,5 saatte diyelim ben de tahmin ettim zaten 2 saat 15 dakika mutfakta harcar. Çünkü diğer yerlerde çok fazla detay yok dedim. Ama inan ki 2,5 saatlik bir mutfak değil. Nurhan beğenmedi. Yani ben beğenmedim. Direkt puanını alalım bakalım Nurhan kaç puan verecek? Ama bugün puanım maalesef 2. Nurhan abla haksızlık yaptığını düşünüyorum. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Yani gören göz kılavuz istemez dediğim gibi. İnan haksızlık. Senin de gününde, senin de inşallah böyle bir mutfağın olur. Tamam. Ben de sana... Ben de günümde yaptığım zaman senin sen de istediğin artık gibi hani onu yorum yapacağım. Peki. Yorum sana kalmış nasıl istersen. Son yorum son puan Nilay'dan geliyor. Nilay az önce diğer arkadaşların yorumlarını duydun, gördün. Eklemek istediğin ya da itiraz etmek istediğin var mı? Birçoğuna katılıyorum. Katılıyorsun. Mutfakta çok oyalandın. Keşke önce salondan başlasaydın. Çünkü salonda çok fazla detay yoktu. Salonu bitirip, banyo ve mutfağı bitirip en son bütün gücünü mutfağa harcasaydın. Ama ben onu isterdim. Zamanımı çünkü çok yoruldun. Için... Mutfakta çok enerji sarf ettin. Çok yoruldun. O yüzden buralara geldiğinde salonda... En son artık böyle gücün bitmişti, ellerin titriyordu. Yok yok. Burada silerken onu gördüm. Salonda yorulmadım. Aslında banyoda yoruldum. Mutfakta çok fazla enerji sarf ettim. Yani salonda iyiydim. Enerjim çok iyiydi salonda ama banyoya geçince banyoda yoruldum. Katılıyorum. Mutfakta birçok yerde eksiklik vardı. Özellikle çekmeceler, çekmecelerin içleri içine girmedim, ve çekmecelerin yanları içine duruyordu. Çekmecenin yanındaki dolabın altında örümcek ağları vardı. Dolabın üstleri örümcek ağ doluydu. Bütün örümcek ağlarını aldım ben. Hepsi doluydu şu anda. Boruların üstüne kadar aldım. Yani hatta tozları falan da hep aldım. Bezle, özellikle bezle ova ova aldım. Buzdolabının üstünde tozlar vardı. Buzdolabının üstünde? Evet, buzdolabının üstünde Kadir tozlar vardı. Kadir Bey ne gibi tozlar vardı? Yani gösterebilirim. Yani şimdi şöyle diyeceğim. Belki sonrasında kapı silindi, kombi silindi. Kapının o arada. Arkası. Hani peki silinmiş mi? Yani yağma var mı üstünde? Silinmiş ama şey yani tekrardan herhalde tozun mu? Yani bir tekrar alınmamış. Belki evden gelmiştin ama. Yani o dökülüyor yani. Çünkü tellendi üstü tamamıyla. Yani vardı. Peki mutfak dolapların içinde hala örümcek ağ mı var? Mutfak dolaplarının içleri, demirleri hep böcek doluydu, pas doluydu. Kenarlarından mutfak dolapların içleri? Evet. Ama çıkıyor, böcekler çıkıyor. Ben ne yapabilirim yani, böceklere? Yani canlı mı ölü mü? Canlı da vardı, ölü de vardı. Çok yani canlı içleri bir şey yapamıyor çünkü her an bir yerden çıkıyor ama ölü varsa eğer içinde demek ki gözden kaçmış. Evet, ya bir kaçmış de şöyle olabilir. Şey, yani çok fazla böceklerin yumurtası diyorsun ya hani. Ya sen o zemini sildikten sonra zaten sonradan düşen yumurta veya böcek belli ediyor kendini. Böcek zaten böyle zemini bırakıyor çünkü. Zemin temiz oluyor, sonradan gelmiş olanlar binlerce vardı. Yani göreceksiniz. Yani kapakları parlıyordu.
güzel silmişsin kapaktan ama gerçekten iç tarafları hiç silinmemiş gibiydi. Yani aldığını gördüm ama çok fazla... Yani o kadar çok terledim ki gitmiyor. Yani evet, elimden gelen buydu. Lavabonun altında örümcek ağları vardı, onları almışsın. Onlara baktım, evet. Onların hepsi duruyordu, almışsın. Bulaşık makinesinin üstündeki dolaba hiç girmemişsin. Yani, ona girdim. Şöyle yani merdivene çok... çıktı, yalnız o tavana evet. Yani... Boyum yetmedi. Bölümüne boyu yetmedi. Yani içini halletti. Evet. İçi mi kötü, tavanı mı kötü? Ya içi ve tavanında zaten tavanına hiç değmemişsin. Hocam o şeyindeki sigorta problemi vardı. Aslında farkı görebilirsiniz. Sadece o prize ellemedim. Yok, prizdeki farkı görebilirsiniz. Sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ama hani tekrar o ara fayans böyle sapsarı katman bir şekilde ıslak duruyordu. Ya. Yok priz hariç. Peki Nilay, beğendin fayans. Mi temizliğini? Yani iş yapışını, hırsını, enerjisini? Enerjisini çok beğendim ama birçok yerde eksik kaldığını düşünüyorum. Düşünüyor özel, musun? Gördün mü? Ya gördüm. Banyoda da duşakabinin hemen alt tarafında silmişsin ama orada lekeler kalmış. Aynada lekeler kalmış. Camını açtığımda camın içindeki bütün lekeler, şeyler, tozlar duruyordu. Ne diyorsun? Artık onların insafına bıraktım. Yani cidden temiz olduğundan görmemezlikten gelen biraz var mı? Biraz görmemezlikten geliyorlar. Bence beni ama rakip olarak... Ama görmemezlikten gelince yani imkansız. İmkansız. Peki Nilay, sen de puan ver bakalım. Evet, son puan Nilay'dan geliyor. Ve 10 bin liranın sahibinin belli olacağı bu hafta. Bakalım İknur kaç puanla büyük finale gidecek? İknur'a puanım 3. 4 vermek isterdim. Mutfakta bazı yerler vardı, aklımda vardı ama... Puanlarınız için teşekkürler. İknur abla, eline koluna sağlık. Teşekkür evet, ederim. İkiler geldi, her ne kadar haksızlık oldu. Üçler ama... de geldi evet. Moral olarak. Evet, eline koluna sağlık. Şu anda mutfağa gelelim. Mutfak çok pis bir mutfak. Evet. Şöyle, çok döküntü, böcek, yani bezi vuruyorsun. Çıkmıyor. Bezle pislik yapışıyor, yıkıyorsun. Silkelediğin halde bile bezden dökülmüyorlar. Tekrar vurduğun dolaba tekrar dökülüyor. Evet. Onun için ilk yapman gereken şey neydi? Hazır mutfak dolapları boşken elti süpürgesine fırçalı ucu takacaktın. İçlerini, o menteşelerdeki pasları dökü dökü süpürecektin. O çekmecelerin kenarlarını alacaktın. Çekmeceleri çıkartıp iç haznesinin içini süpürecektin. Yani bezine pislik yapışmayacak. Çekmeceleri ondan sonra yemedim, evet. Yağ sökücüyü sıktın ya, kapaklarla uğraşmak yerine direkt içini silip kapatacaksın. Bir de kapağı açıyorum ya, o kapağın o ara bir boşluk var ya, dik oluyor, yan oluyor. O aralarda hala pislikler var oralarda. Dediğim gibi bu bezine yapıştığı için de biraz var. Olabilir. Yani zorlu bir mutfaktı. Evet. Enerjin çok güzeldi ama evet. Her yere girmeye çalıştın. Evet, bazı yerlerde ciddi eksiklikler var ama her yere çıkmadı. Girdin. Salonun çok güzel oldu. Salona diyecek evet. Lafım yok. Eline koluna sağlık. Duvarlar zaten çıkmaz. Banyoda da lavabo yıkadın ama o lavabonun alt kısmı var ya, böyle oval kısmı. Onun altında lekeler vardı. Orası... Ama girdim, telledim oraları. Ama çıkmamış. Yani evet. Lekeler vardı. Girmişim. Şimdi girmek var. Hani sadece girdin diye temiz yok, oldu olmuyor. Terledim, oraları da terledim. Ama çıkmamış. Orada lekeler vardı. Banyo camı için son dakikaydı, elinden geleni yaptım. Evet. O cama açmak da, içine girmek de bir marifet benim için. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Enerjin içinde, temizliğin içinde teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.